çok vandalcaydı manzara. Bir kere zarar verdiğimiz zaman ay ben bilmiyordum vah vah diyebilme şansımız yok. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir müdahale kabul edilemez. Ondan taş kırılır. Restorasyonda kullanıldığını ilk defa duyuyorum. Tarihi eserlere çok hassas yaklaşmak gerekiyor. Çünkü onlar geri getirilemeyecek olan değerler. Oluşacak titreşimler orijinal yapıya kuvvetle muhtemel zarar verilir. Kontrol yok. Bir yeri birine terk ettiğin zaman ne yapılıyor? Sayımı yapılmıyor. İnşaat kontrol edilmiyor. Müteahhit de kendi kolayını yapıyor. 2 metre yer kazanmak için orayı kazıyor. Çok vandalcaydı manzara. Biz orada ne yapıldığını bilmiyoruz ki. Yani Avrupa'da böyle şeyler şehrin dikkatine ve orayı ne sunuyor? Bunu yapıyoruz ne dersiniz diye. Burada öyle bir şey yok. Birileri karar veriyor, bir şeyler yapıyorlar. Ya öyle bir şey ki bazen mesela Anıtlar Kurulu'nun verdiği karar bile tatbik edilirken doğru dürüst bir kontrol yok. O bakımdan bu kontrole alışmak zorundayız. Çünkü bunlar çok nadir eserler. Başka binaya benzemez. Gerekçesi ne olursa olsun müdahale yöntemi yanlış. Çünkü bunlar hassas şekilde kullanılması mümkün olmayan ağır aletlerdir. Beton kırma gibi, yıkım gibi ağır işlerde, tahrip içeren işlerde kullanılır ve etrafa çok yoğun titreşimler yaratırlar. İstanbullular olarak bu kadar simge değeri olan bir yapıya ne yapılıyor? Bundan sonraki bakımı, onarımı nasıl olacak? Ne gibi projeler geliştirildi? Bunları öğrenme hakkımız var.